Dijitaller.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Yücel. Bugün sizlerle birlikte dün bahsetmiş olduğum Wii World oyununda ikinci incelemesini yapacağım ve şu an haritayı sağda görmüş olduğunuz üzere 0-1 haritadan başlıyorum. burayı kuşatma altına alacağım ve oynanabilirliğinden birazcık bahsetmiş olacağım. Sizler gittikçe haritayı bu şekilde sıfırdan açmaya başlıyorsunuz. Ayrıca bu oyunda kepçelama mantığını da Gayet güzel bir şekilde öğrenmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Şu an haritayı dolaşıyorum ve etrafta neler var? Bakın mesela korsanlara ait bir ev buldum. Şimdi buraya gidip hemen kendi şirketime geçireceğim. Şu an bakın hemen nasıl capture'ladığını buradan görebilirsiniz. Tam bu capture'lama esnasında bir düşman size saldırırsa capture'lama olayı tamamen bitiyor. Ve dediğim gibi e, tekrardan saldırı altından çıkana kadar da capture'layamıyorsunuz. Şu anda bu kasaba bir kule tarafından korunmuyor. Bazı kasabalarda kule tarafından korunduğu için önce kuleyi yok etmeniz gerekiyor saldırıdan kurtulabilmek için. Evet, kasabayı kapçırladık ve çeşitli bize ödüller verdi. Hemen ilk korsanımızı da keselim. Dediğim gibi aşağıdaki e, tuşları kullanarak saldırı çeşitlerini kullanabiliyorsunuz. Genellikle üzerine tıklamanız saldırması için yeterli. Bunu yanında Q butonuna basarak da daha güçlü saldırılar yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle devam ediyorum arkadaşlar haritayı kurcalamaya. Bakın burada bir bekçi kulesi var. Siz giderken saldırıyor. Hemen şunu da bir patlatalım. Bakın size Q'yu göstereyim ne işe yaradığını. Bu arada kendi ateşinden de çıkmanız gerekiyor yoksa siz de hasar alıyorsunuz. Evet devam ediyorum haritayı kurcalamaya. Şöyle sizde bakın harita şu anda çok az bir kısmı gözüküyor. Gittikçe de açılıyor. Bizimkilere yardım olsun bari. Tabi şu an gemim oldukça güçlü olduğu için çok çabuk indirebiliyorum. Mesela bunları falan tek atışla patlatabiliyorum. Korsan gemilerini patlattıkça içerisinden de kargo çıktığını dün söylemiştim. Hemen düşen kargoyu da alalım. Bakın hemen süslü sandık diye bir kargo verdi bizlere. Devam ediyoruz. Hemen gene bir Q atayım şuraya. O onu büyük ihtimalle indirir canını. Şu anda bir tane yeri capture'ladık arkadaşlar. O da geri alındı. Gördüğünüz gibi şurada korsanlar tarafından ele geçirildi tekrardan. Dediğim gibi öncelikli amacınız yerleri, kasabaları capture'lamak olsun. Bu şekilde sizin doğan arkadaş sayınız, şirketteki arkadaş sayınız artıyor. Korsanların doğma şansı azalıyor. Dolayısıyla haritayı daha çabuk temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gene buraya bir Q attım. Hemen bir tane daha vuralım. Gerek kalmadı. Devam ediyorum. Yerlerini bulmaya çalışıyorum. Haritayı da açıyorum aynı zamanda dolaşarak. Bakın deniz feneri haritada buranın ışıklanmasını sağlıyor burada durarak çemberin içerisinde haritanın capture'lanmasını sağlayabilirsiniz. Deniz fenerinin capture'lanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben genelde haritanın etrafını dolaşmayı seviyorum arkadaşlar. En sonunda da ortalarına, detaylara doğru iniyorum. Hemen burayı da alalım. Bir yer bulduk. Kasabaları yanaştığınız zaman eğer kasaba sizinse ve hasar almışsanız tamir otomatik olarak başlıyor. Yolculuk esnasında ise tamir olmak istiyorsanız öncelikle geminizi durdurup L'ye basmanız gerekiyor. Fakat bu tamirler ücretli yani odun harcayarak tamir oluyorsunuz. Bunu da hemen belirteyim. Bakın hemen düşman geldi ve capture kesildi gördüğünüz gibi. Hemen onu bir yok edelim. Şu an onun bana attığı da özel bir gaz. Bu gazın içerisine girdiğiniz zaman geminiz daha az hareket ediyor. Daha az dönüyor. Yani hareket kabiliyetinden bayağı bir şeyler kaybediyor arkadaşlar. Hadi artık. Evet. Şu an bu haritanın levelde de birazcık düşük. Çünkü sizlere hızlıca olayları göstermek istiyorum. Dediğim gibi e, yüksek levelli haritalarda eğer oynarsanız gerçekten bunları yapmanız çok fazla zorlaşıyor. Böyle o kadar kolay bir şekilde haritaları ele geçiremiyorsunuz maalesef. tekrardan bakalım nerede neler var. Evet buradan gemiler geldiğine göre doğru yerdeyiz. Şurayı da atayım bu arada o da yansın. Hadi oğlum. Tamam o da gitti. Malzemeleri beklemeyeceğim. Etrafı göstermeye devam. Yukarıdan geliyorlar demek ki. Yukarıda birileri var. Ya da bir ev var. Bunu da birazdan görmüş olacağız. Evet buradan geliyorlar demek ki bu yöne doğru gitmem gerekiyor. Sanırım şu arka kısımlarda bir yerde bir şeyler olacak. Zaten fazla bir ev yok arkadaşlar. Bir tane ev aldım. Şöyle bir kısım doldu. Yaklaşık burada 3 tane daha ev falan almam gerekiyor. Kasaba almam gerekiyor. Ev dediğime bakmayın. Simgelere bakarak konuşuyorum. Oyunun sesleri gerçekten güzel diyebilirim benim hoşuma gidiyor. Bu yerken gıcırtısı falan oldukça hoş bir ses katmış. Evet, diğer evi de bulduk. Bunu da hemen alalım. Bu arada dediğim gibi aşağıdaki yeteneklerin çoğu sizin bu yetenek haritasından açtıklarınızdan dolayı geliyor arkadaşlar. Bunları mesela bakın görüyorsunuz zehirli duman. Burada da var. Siz atıp düşmanlardan kay yani kendi izinizi kaybettirebiliyorsunuz. Buradaki H aceleci onarım. Yani hızlı bir şekilde geminizi onarabiliyorsunuz. Evet burayı da ele aldık bu arada. Hemen devam edelim. Bakalım başka nerelerde ne var. En üstteki evi de bizden aldılar. Onu bir geri alalım bence. Hazır buraya kadar gelmişken diyecektim. Aha, <laughs> bir düşman. Ha, bu arada layı göstereyim sizlere. Bakın L'yi de böyle attığınız zaman top atışı, bum. O şekilde çeşitli saldırı imkanlarınızda bulunuyor. Ee, sa dediğim gibi bu siz atarlarsa geminizin hareket etmesi zorlaşıyor. Bu da güzel bir detay katmış. Ayrıca gerçekten korsanların e, savaşması güzel. İlerleyen levellerde sizleri gerçekten zorluyor. Yani yapay zekasının kötü olduğunu kesinlikle söyleyemem. Zorluk derecenize bağlı olarak ilerleyen zamanlarda muhakkak haritada bir arkadaşınızın olması gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde e, ele geçiremiyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim bu az önce mücadelenin bir üstünde heroik kısmı vardı. Orada bir sürü ko kaptan korsan var. Lord korsanları var. Dolayısıyla hani bir yeri kepçelemeyi bırakın 4-5 kaptan birlikte geldiği için onları kesemiyorsunuz bile. Bunun için geminizi gerçekten güzel bir itemlerle doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şu an bakın burayı ele geçirdim ama mavilere verdi bu limanı. Yani sürekli yeşile capture'lamıyorsunuz. Son bir korsan yeri kaldı. Hemen orayı da ele geçirdiğimiz zaman haritayı düşmanlardan temizlemiş olacağız. İsterseniz son haritayı ele geçirene kadar bu Haritada görmüş olduğunuz siyah kuleleri, deniz fenerlerini de capture'layabiliyorsunuz. Ya da son kalan evi otomatik olarak capture'ladığınız zaman tüm harita zaten yeşile dönüyor arkadaşlar. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bence haritanın en köşesinde var. İçeride değildi. En köşede bir ev bekliyorum ben. Bakalım. Hadi oğlum. Yokmuş. Evet, yukarıdaymış Neyse oraya doğru döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok şu kısma. Ya şurada ya da şurada haritanın gizli bölgelerinde bir yerde bir tane daha korsan evi var arkadaşlar. Orayı da ele geçirdiğimiz zaman haritayı büyük ihtimalle bitirmiş olacağız. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Nerelerdesin ya? Burada yok. Şöyle yukarı 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 yukarı. Hadi bakalım. Aa, burada da yok. Üst tarafındaydı. İçerilerde olabilir. Hemen oraya da bakalım. Bu arada bizim adamlarla gördüğünüz gibi sürekli başka yerleri de capture'lıyorlar. Ayrıca da dostlarınızın olması güzel bir şey. Dolayısıyla kesinlikle kasaba capture'lamanız gerekiyor. Hem düşmanları bu şekilde kontrol altına alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayda, ha evi de buldum. Tamam güzel. Hop o gitti. Şimdi diğeri nerede acaba? Böyle evleri falan capture'lıyor ama olsun. Hemen biz de buradaki evi alalım. Evet burayı da ele aldık. Hemen o geri alınan evi de alalım. Aha geldi. Şunu demek ki bu ikisi capture'lamış. Patladı o da patladı. Tüh boşalttık. O da gitti. Hemen son evi de alalım ve böylece bir haritayı sıfırdan temizlemiş olalım. Böyle lanlı lunlu konuşmayın arkadaşlar. İşte bu korsanlardaki umut keşke herkes de olsa. Mutsuz insan kalmaz. Zafer bizimdir falan. Evet son kasabamıza da geldik. Bununla kepçeladıktan sonra haritayı bitirmiş olacağız. Bakın bu arada haritanın değişimini de sizlere solda göstereyim. Sağ kısımda göstereyim. Şu an biz buradayız. Ele geçirdiğimiz yerler burada. Haritanın keşfedilmeyen kısımları ise çizgili kısımlar. Buralara daha erişemedik. Yani tabii ki bu karaların ortaları oluyor. Onları yapacak bir şey yok. Zaten orada bir şey de bulunmuyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi bir anda Siyah yerler de yeşile dönecek arkadaşlar. Bakın. Korsanlar dışarı sürüldü. Haritadan attık. 24 tane öldürmüşüm. 0 kere ölmüşüm. Bu ele geçirdiğin e, puan sayısı. Tam ne kadar hasarı tamir etmişim, ne kadar insanlara, korsanlara hasar vermişim. Ve reputation bu saygı puanım da burada 56. Bu haritaların güzel yanları bakın haritada hemen yeşil olduğu her yer görüyorsunuz. Bu haritaların en güzel yanlarından bir tanesi de çok kolay bir şekilde XP kasabiliyorsunuz. Bu şekilde level atlayabiliyorsunuz. Ayrıca korsanlardan düşen malzemeleri de bu şekilde satarak altınınızı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dijitaller.com web sitemiz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bir hayli sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.